Herif burada mıymış? Ne bileyim abi. Parayı getirin hallederiz dedi. Kimmiş kankam bu adam? Nereden tanıyorsun? Bizim patronun abilerden biri. İşlerini çözüyor yani. Daha önce de çözdü, yapar. Çınar sen misin? Evet. Sen gel bakalım şimdi. Şey mi oldu? Babam yok. Kimse de nerede olduğunu bilmiyor. Ne zamandır? Şubeyi arayalım hemen. Yok, ben görüştüm. Şimdilik bir ses yok. Çok üzüldüm yapabileceğim bir şey. Sorulabilir miyim? Sadece yanına gelmek istedim. Sana sarılmak, yanında olmak, her şeyi anlatmak. Yanında bulunmak. Bana çok kızgınsın biliyorum. Haklısın da. Gördüm seni ne kadar kırdığımı, incittiğimi. Ama korktum. Korkuyorum Ilgaz, sürekli başına bir iş açmaktan. Sürekli benim yüzümden başına bir şey geliyor. Baksana, Engin'in seni tehdit etmesi için hiçbir sebep yokken ben kendi ellerimle verdim resmen bunu. Yine başına bir iş açtım. Uçurumun başına gelince kimin kimi aşağı atacağı belli olmaz Ceylin. Sebep olduğum şeyin beni nasıl kahrettiğini, içimi nasıl acıttığını tahmin edemezsin. Sonra sana bakıyorum. Seni getirdiğim hale. Usul usul sirayet eden karanlığıma seni nasıl aşağı çektiğimi. Sonra diyorum ki kaç Ceylin. Kaç. Arkana bile bakmadan kaç. Bırak ne olacaksa olsun. Git. Yoksa üzeceksin. Üzüleceksin. Ben her gün suçluluk duymak istemiyorum Ulgaz ama böyle de yaşayamıyorum. Hayatımda ilk kez kendime çok kızıyorum kaçtığım için. Normalde hiç umursamam. Gittiysem gitmişimdir ama bu sefer başka. Gitsem de yine aynı yere geliyorum. Aklından ne geçiyorsa benim de geçmiyor mu sanıyorsun? Kendimi tutmak için nasıl bir savaş verdiğime inanamazsın. Ben varım Ilgaz. Ben varım. Varsam varım, korkmasam korkmam.
Buradayım ve hiçbir yere gitmiyorum. Çünkü hiçbir yere gidemiyorum. Neden kaçıyorsun? Sakın bana 100 yıllık sen her şeyi yanlış anladın geyi yapma. Sakın. Dur. Şu an seni öpmek için deliriyorum. Sarılmak, birlikte uyumak için ölüyorum biliyor musun? Ama yapamam. Neva'yla mı barıştınız? Tabii ki hayır. Ne o zaman? Neden? Zaten şu an niye bunu konuşuyoruz ben anlamıyorum. Sana söyleyeceğim şeyden sonra bana o kadar sinirleneceksin ki... değil beni öpmek yüzüme bile bakmak istemeyeceksin. Ne demek istiyorsun? Babanın hüküm giymesine sebep olan... onun suçlanmasına göz yuman insanlardan biri de babammış. Anlamadım. Amiri yüzünden zorla babana suç atılırken göz yummuş, gözlerini, kulaklarını kapatmak zorunda kalmış. Ne denirse onu yapmış. Ceylin. Sen halana in, bizim konuşacaklarımız var. Tamam. Yine gel ama oyun oynayalım. Dürüstlüğün. Hı? Bu mu insanlığın Metin Amir? Sen bizi babasız bıraktın. 5 koca yıl. Ona en çok ihtiyaç duyduğum zaman da babam yanımda değildi. Sadece benim de değil, hepimizin. En çok da İnci'nin. Sen babamızı çekip aldın elimizden. Hiç düşündün mü? Babam evinde işinde olsaydı, eksiksiz tam olsaydık. Yine çocuklarının yanında olsaydı. Belki de İnci hiç ölmemiş olacaktı. Hiç düşündün mü bunu?
Belki de hiç kirletmezdi elini. Babası mis gibi karşılayacaktı bütün ihtiyaçlarını. Onun da gözü dışarıda. İnsanların giydiğinde, taktığında, yediğinde olmayacaktı. Heves ettikleri uğruna uyuşturucu bile satmayacaktı belki. Terk edilmiş küçük bir kız gibi hissedip baba arar gibi kocasına sığınmayacaktı. Senin nasıl vicdanın el verdi masum babamı yakmaya? Keşke söyleyecek sözüm olsa Ceylin. Keşke ayaklarına kapansam, keşke özür dilesem, keşke... Ama yaptıklarım affedilecek şeyler değil. Ne desen haklısın. Hiçbir şeyi durduramam, hiçbir şeyi değiştiremem. Keşke zamanı geri çevirebilsem. Yıllardır bu acıyla iki büklüm yaşayıp duruyorum. Evet yaşıyorsun. Çocuklarının yanında dürüst amir işinin başındasın. Bana büyük büyük laflar ediyordun. Dürüstlük dersi veriyordun. Beni aldın, sofrana oturttun ya. Sofrana oturttun, benim yüzüme baktın. Sen bugün vicdanının acısıyla mı yardım ettin babamı aramaya? Ödeyeceksin. Bu bir suç ve sen bunun bedelini ödeyeceksin Metin Amir. Gidip itiraf edeceksin. Şerefsizlik yaptım, yalancıyım diyeceksin. Hapse gireceksin, yargılanacaksın. Sen yapmasan ben yapacağım. Bunun peşini bırakmayacağım, asla vazgeçmeyeceğim bundan. Cezanı çekeceksin. Sen de çocuklarından ayrı kalacaksın. Canın yanacak. Görüş yerinde sarılacaksın onlara. Babam gibi yıllarını o cezaevine gömeceksin. Bu muydu seni tehdit ettiği en günün? Ceylin abla. Babam hapse mi girecek? Göremeyecek miyim onu? Gitmesin babam hapse. Bırakmasın beni. Baba. Baba. Baba buradayım, buradayım. Ben hep senin yanında olacağım, tamam mı? Masum olduğunu ispatlayacağım. Vazgeçme sakın, ben de vazgeçmeyeceğim. Ablacığım konuşmak yasak. Ceylin. Ceylin kızım, evdekiler sana emanet. Annene, kardeşlerine sahip çık, tamam mı? Yasak abla. Sarılabilir miyim? Görüş günü artık. Sizin babanız yok mu? Ceylin. Kızım eğme başını, senin baban suçsuz. Baba. Ceylin abla ne olur. Çınar abimi kurtardığın gibi. Onu da kurtar. Oh,
Baba. Baba gitme ne olur. Bizi bırakıp gitme. Çınar abim gibi gitme ne olur. Tamam kız. Tamam, tamam. Söz ver. Seni bırakmayacağım da söz ver. Söz buradayım. Buradayım. Ağlam. Tamam. Ne zamandan beri biliyorsun? Başından beri mi, hep mi? Yeni sayılır. Yeni ne? Yeni ne yeni? Derinde kaldığımda... nikah kıyıldığında... Nesi yeni o zaman Ilkaz? Bunun nesi yeni o zaman? Söylesene nesi yeni bunun? Bana ilk sarıldığında... hani bizim evin oraya gelmiştim, ben çok kötüydüm. İşte o zaman yeni öğrenmiştim. O zaman neden izin verdin sana? İnan bana! Neden izin verdin güvenmeme? Neden izin verdin sana aşık olmama? Neden izin verdin? Benim için durum farklı mı? Senin için deli olmuyor muyum zannediyorsun? Ben kendimi tutamadım ki seni tutayım. Sustum. Evet söyleyemedim. Yeterince derdin, acın vardı çünkü. Katili bulunca ben yollarımız ayrılacak sandım. Sonra gün geçtikçe içime işledim. Aklıma, kalbime sindim. Gözü alamadım. Seni kaybetmeyi gözü alamadım. Şimdi de istemiyorum. Seni kaybetmek istemiyorum Ceylan. Sana sarılmak ve bırakmak istemiyorum. Ceylin. Bak evlat, senin derdin ne? Ha? Ayağı yanmış it gibi böyle dolanıp duruyorsun. Ne derdim olacak benim ya? Yok öyle bir şey. Evlat, torunum,
Ya ne torunum, ne torunum ya. Allah Allah. Bir de hesap mı soracaksın bana? Hangi sıfatla? Geldin geleli iki gün oldu, dede kesildi mi başıma? Hayırdır? Allah Allah. Al şu parayı. Söyle adamlarına getirsinler pasaportumu, vaktim yok. Lan! Senin karşında Merdan Kaya var. Ben senin babana da abine de benzemem. Mahvederim ulan seni, mahvederim mal. Pasaport, pasaport yok sana. Torun morun dinlemem, o incecik boynunu tak diye kırarım. Kemiğini bulamazlar lan, kemiğini. Çık ulan, çık! Sen kimin parasını kimden alıyorsun lan? Anlamadın mı senin çaldığını? Salak! Ha? Sana son kez söylüyorum. Yıkıl karşımdan hadi. Yıkıl! Hamza. Buyur abi. Bu iki işe yaramazın üstünden gözünü eksik etme, tamam mı? Bizim oğlanın derdi neymiş iyice öğren. Neden yurt dışına çıkmak istiyormuş anlayalım, tamam mı? Emredersin abi. Oğlum sen ne biçim bir insansın lan? Ha? Sen ne biçim abi, bir insansın? Ne oluyor lan? Sen Merdan'ın deden olduğunu bana niye söylemiyorsun? Ha? Beni öldürtmeye mi çalışıyorsun sen? Bu mu senin niyetin? Ya bir dur oğlum, Allah Allah. Ne öldürmesi, bir yapamaz. Kaç yaşında adam? Ya boş rüzgar yapıyor. Oğlum sen var ya, harbiden zekasının önünde gidenisin ha. Oğlum bundan sonra bak, sana söylüyorum, bundan sonra senin hiçbir işinde yokum. Anladın mı beni? Ben yokum bundan sonra, yokum. Ya bir dur. Oğlum ne oluyor ya? Sen niye korktun? Niye altına şimdi bu kadar? Şşş, sen ne saklıyorsun lan? Lan oğlum. Gel. Tamam. Şimdi. Ben bir şey yapmadım, bırak peşimi. Dedim ya sana abi. Sence evde mi oturuyorum şu an? Tamam ya, tuhaf bir durum var, o yüzden aradım. Ne oldu? Muzaffer. Çınar'ı aldı götürüyor. Hatta otobüse bindiler. Ne yapayım, takip edeyim mi? Evet. Otobüsün plakasını da al. Hat numarasını da öğren, bana mesaj at. Sonra adım adım takip et. Her şeyden haberim olsun. Tamam. Adisyona yazılır bak ha. Yaz, ne yazıyorsan yaz. Gözünden kaçırma yeter. Tamam hadi. Hadi abi tamam. Tamam bitti, hadi gidelim. Yeter. At biraz daha. Sonra yağmur çamur bilmem ne diye ortaya çıkarsa toprağın da altına, başka şeyin de altına biz gireriz. Hadi. Ha Engin. Ne yaptın? İyi Engin. Mevzu tamam. Gömdük amcayı. Silah? Silah bende. Görmedin mi kimse? Yok yok. Köpek sesi bile yok burada. İyi. Tamam. Ha şey diyeceğim. Bizim hesap vardı, onu ne yapacağız? Konuşacağız, onu kapatıyorum. Sen o hesabı görmeden ben seni ne yapıyorum? At at. At abi at. Hadi.
Telefon işini halledince numarayı sallarsın bana. Kankam biz o işi halledeli çok oldu. Dün halamı güzelinden zarfladım. Dedim bak ikinci elciler şöyle, yok fiyatlar böyle, şu telefon da çok güzel falan. Yarın da emekli maaşını alıyor. Yok mu şöyle yeğenine güzelinden bir sürpriz ha? Vay çakallık bizle bitmez diyorsun ha? Zaten. İyi günler. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhaba, hoş geldiniz. Ben bir telefon bakıyordum ikinci eleman. Ne saklayacağım lan? Başına her türlü belaya sokan sensin. Belanın başı da deden çıktı zaten. Bunu benden saklayan da sensin. Ben bu hikayede sütten çıkma hak kaşıyım oğlum. Hem sizin aile ne ayak ya? Ha? Ben onu kapızlayamadım. Her şey var mübarek. Aşure gibi. Şşş, tamam Serdar doğru konuş. Sal kardeşim beni tamam mı? Bundan sonra beni arama. Yokum lan bundan sonra. Arama. Bir sürü ara açmayalım seninle tamam mı? Umut Eren nerede? Çıkmış Sayın Savcım. Ya ben de görmedim. Arayayım mı? Yoksa al gerekirse ben ararım. İyi nöbetler. Sayın Savcım, sağ olun. Zafer Erguvan dosyasıyla kim ilgileniyor? Fikri Amirim. Yalnız burada değil. Söyleyin Fikri Amir'e. Çalışmaları hızlandırsın, bütün imkanlar seferber edilsin. Bir an evvel Zafer Erguvan'ın bulunmasını sağlayalım. Büroda kim var, kim yok herkes bu dosyayla da ilgilenecek. Emin anlaşıldı Sayın Savcı. Bulduğunuz her yeni bilgi, ipucu, her ne bulursanız anında direkt bana bildirin. Gece gündüz fark etmez. Emriniz anlaşıldı Sayın Savcı. İyi nöbetler, kolay gelsin. Sağ olun Sayın Savcı. Celil'leydim. Nasıl? Yıkık tabii biraz. Anlattı mı? Maalesef. Kızdı mı bana? Yok abi, niye kızayım sana ya? Başkasının suçundan utanmak, saklamak, söylememek ne demek bilirim ben. Metin amirime de hak vermesem de anlıyorum işte diyeyim. Ama kabak senin başına patladı, ona yanıyor ciğerim. Ne diyeyim kader be Eren? Vallahi ben anlatmaya çalıştım. Konuştum biraz ama faydası oldu diyemem. Denedim yani işte. Kız sonuna kadar haklı. Haklı da abi ya siz? Size haksızlık olmuyor mu? Sen ne yaptın? Ben? Abi ben bir yanım garip bir heyecanda, bir yanım dipsiz bir kuyuda, havada yürüyorum ha. Öyle leylayım yani. Bir günde 15 yıllık baba oldum ya la ben. Yapabileceğim bir şey var mı? Keşke. Keşke olsa da söylesem. Sağ olasın.